Hadi. Bir şeye ihtiyacın olursa ben aşağıdayım. Sen aşağıdayken bir şeye ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Ne zayıf bir erkekle evlendim diyorsan, yol yakınken vazgeçmeni öneririm. İçinden geldiği gibi olmak ya da ağlayabilmek mi zayıflık? Babam dahil, hayatım boyunca karşılaştığım hiçbir erkek yanımda ağlamadı biliyor musun? Bence bu zayıflık değil, büyük cesaret. İyi ki geldin Feyza. Neler olduğunu bilemezsin. Sen de. Daha hangi taşın altından Nil adı çıkacak merak ediyorum. Uzmanlık alanı mezar taşları. Ah canım, yazık sana. Geçmiş olsun valla. Ne diyeceğimi şey edemedim yani. Sağ ol. Ne yapayım? Sizden başka kimim var ki şu hayatta ya? İkinize de kıyamam. Size kıyan da karşısında beni bulur. Demedi demeyin sonra. Bakmayın böyle durduğuma. İstesem çok kıyıcı bir insan olabilirim yani. Sonra sizin için sahtekarlar dedi. Benim erkek arkadaşım sizden böyle söz ediyor yani. Nihat mı? Nihat ya, Nihat. Şimdi dedim ben. Evet, Nihat dedin. Demeyin ya, demeyin. Demeyin. Tamam. Geçti. Kusura bakmayın. O kadar şeyin üzerine bir de benle uğraşıyorsunuz. Çok dolmuşum. Neyse, açıldım biraz. Bizim yüzümüzden. Sen bu çocuğa aşık olmuşsun. Evet. Oldum galiba. Arada kaldın. İkili oynamak yordu seni. Öyle mi dersiniz? Ne bileyim. Uzun süredir ilk kez birinden hoşlandım. Hem de körün taşı gibi gidip düşmanın adamına çarpıldım. Yalan, dolan, sahtekarlık bana göre değil ki. Yüzüme gözüme bulaştıracağım diye ödüm patlıyor. Biraz patavatsızlık da var bende. Biraz. Ya dalga geçme. Feyza bak, ikimiz de seni çok seviyoruz. Gerçekten mi? Ha, bu soru banaydı sanırım. Senden başka dostumuz yok Feyza. Hem yeterince şey yüklendin zaten. Ama sonuçta bu bizim davamız. Öyle söyleme. Ama öyle. Bu durum seni mutsuz ediyorsa, kendini kötü hissediyorsan vazgeçebilirsin. Tıpkı oynadığımız şu oyunda olduğu gibi. Bizi atom ortakları diye düşün. İşin dışında zaten beraberiz. Belki bu Nihat'a duyduğun suçluluk duygusunu biraz daha hafifletir ha? Ne dersin?